Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Destur ya Seyyidi Sultan Ebu'l-Ebed. Medet ya Mevlana Muhammed Nazım Hakkani. Medet. Allah, la ilahe illallah. Ebu Ahmed es-Suguri Hazretleri, Şeyhimiz Hazretleri buyuruyor silsilemizde. Yanlış hatırlamıyorsam Mevlana Halid'den sonra, Bağdadi Hazretlerinden sonra gelen zattır. 33 sene kutupluk makamında vazife yapmış mübarek. Böyle misafirleri geldiği zaman dermiş ki bir kelime-i şehadet getirelim. Hep birlikte. Biz getirdik ya zikrimizde Allah'a şükür. Kelime-i şehadet getirdikten sonra dermiş ki bu sen benim imanıma şahit ol, ben de senin Müslümanlığına şahit olmuş oluruz bu şekilde yani kelime-i şehadet getirerek. Koskoca evliya kutup olduğu halde bir kelime-i şehadet getirelim diyor hemen oturur oturmaz meclise. Sen benim imanıma şahit ol, ben de senin imanına şahit olayım inşallah. Kelime-i şehadet getiren insan, ehl-i sünnet olarak biz ne yapıyoruz? Müslümanlar diyoruz. Yanlışları bilemeyiz. Beş vakit namaz kılan insan nedir? Müslümandır. Allah'ın izniyle. Müslüman da Müslümana hep güzel bakmakla mükellef. Suizan yapmayacak yani. Çok akıllı davranmayacak. Çok akıllılık da bir hastalık getirir insana. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Afatul zarfis Bismillahirrahmanirrahim. Afatul zarfis salef. Akıllı insan olmanın afatı nedir biliyor musunuz? Akıllı insan olmanın afatı kendi görüşlerini çok beğenmektir. Başkasının görüşüne kulak vermemek yani. As-salef, ben bilirim, ben yaparım, ben hallederim, ben bu işin üstesinden gelirim. Kimseye ihtiyacım yok. Ayet-i kerime ne buyuruyor? وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ Her bilenin üstünde bir bilen vardır. Her bilenin üstünde bir bilen vardır. Onun için ne diyor atalarımız? Bin de bilsen bir bilene sor diyor. Bin de bilsen bir bilene sor. Kafana göre hareket etme yani. Onun için demek ki akıllı olmak büyük bir meziyettir. Güzelliktir. Onun da afatı var. Nedir? Ben her şeyi bilirim demeyeceksin. Ben bilirim demeyeceksin. Birisi sana bir şey söylediği zaman kulak vereceksin. Dinleyeceksin yani. İnsanlar bölüm bölüm. Seviye seviye. Hepsinin söylediğine itibar edeceksin. Bilemezsin. Yani okumamıştır ama görmüştür adam.